Yani kusura bakmasın. Daha zahmetliydi. Daha kusura bakmasın. Emek derseniz Neslihan Hanım ki sen. Kusura bakmasın. Valla yani. İlerleyen günlerde inşallah o verdiğiniz 5'lerden 6'lardan pişman olmazsınız. Onu, hayır ben sadece emeğine bir puan daha verebilirdim. Onu bile evet. Aha onu itiraf geldi günlerden sonra. Ben de bu olayı yok, sevmiyorum evet, yani. Ama siz evet. Üzerine basa basa şimdi, söylüyorsunuz, menüyü sayıyorsunuz. Biliyorum ben değil mi? Ama hayır Zuhal Hanım şimdi şöyle bir şey. Nasıl bir şey? Bakın. Baktım. Emeğine sadece diyorum ama. Verseydin. İşte emeğine vermedim diyorum. Niye vermedin? Lezzet. Şimdi sebep? Yediklerime baktı, beğendiklerimi iki tane olduğu için ona göre verdim. Beğendiklerimize emeği, emeğe de puan veriyoruz biz burada. Emeğe işte emeğe biz, vermediğimi dile ben getiriyorum ben burada. Ben de onu söylüyorum size. Bakın emeği ondan 2,5 saatte burada. Gerçekten. Efendim? Eve gittikten sonra çok üzüldüm. Hatta burada ama siz de bu masadaki tepkinizi kusura dışarıda bakmayın. Da Zuhal Hanım kendisine selam verdim. Selam almadı. Bir şey soruyor. Vallahi evet, ben de geldim sende. Selam vermedi. Ondan sonracıma gidip bana sonra kız kardeşini ver. Alıp duvara doğru gittiler. Bana soru sordunuz. Bu kim dün, dediniz? Evet. Hayır öyle dün. Bir şey olmadı. Önce kapıdan çıktık. He. Merhaba dedim. Selam vermediniz. Sen de mi verdin? Bu kim dendi? Kapıdan geçtim. Sonra kimdi? Gitti. Hanımefendi. Onu da hatırlıyorum. Hanımefendi, lütfen, ondan sonra lütfen. Bizim yanımızda kalmamak için duvarın dibine gittiler. Orada arabayı beklediler. Bayağı kız kardeşim şey. Doğru. Duvarın dışında oturabilir mi? Çok normal bir şey. Olabilir de selam yani. Vermedin mi? Hayır bakın bana merhaba demedi. Sertliğini bu kim dedi? Dışarıda da devam etti. Bu kim dedi direkt? Bu kim mi dedi? Bu kim dedi? Ben dedim ki kız kardeşim. Bakın soruş üstümüzde işte yanınızdaki dedim burada akrabanız falan. Hatta, kim dedim? Kız kardeşim. Çünkü bana burada, yarın lütfen. Bir saniye önce selam sabah olmadan bu kim mi dedin? Dediniz hayır merhaba bu, dedim. Demiştir ya. Yekten böyle lafa girer bu kim diye. Benim kız aynen. Kardeşim de size merhaba dedi bu arada. Evet kız kardeşi söyledi bak. Söylüyorum kız kardeşi söyledi. Bir dakika merhaba yanlış. Demek ki ben merhaba demişim ama. Siz lanse, bakın yanlış lanse ediyorsunuz insanlara bir kendinizi. Bir Neslihan'ı dinleyeyim. Tabii. Bana merhaba demediniz. Sadece ha, kız demedim. Kardeşimi sordu. Ben de kız Murat, kardeşim. Ama ben de geçtim önünüzden. Dün mesela girdim içeri. Sen merhaba konuşmaya çalışmadın. Hayır ben şey baktım böyle. Yok böyle evet. Geçtiniz gittiniz sonra şu köşede geldi biraz bekledi. Biraz tepki miydi acaba? Hayır Zuhal Hanım. Hayır olabilir. Biz programa başlarken denildi ki yarışmacılar birbiriyle iletişime geçilmeyecek. Ama tabii merhaba, ya iyi akşamlar, hoşça kalın değil yani. Allah'ın selamında esirgeyin birbirinizden demiyorum. Benim konu, bakın dışarıda içeride zaten oturmuşuz, sohbet etmişiz. Merhabalaşmışız. Ben sizi i̇şte merhabalaşmadık. Hayır, ilk geldiğinizde merhabalaşmışız i̇lk geldiğimde, zaten. Ya, kapıda ben ya. Sizi ağırlamadım. Tam ağırladınız. Ben çıkışı diyorlar herhalde. Ben çıkışta da hani 7/24 konuşma zorunluluğum yok. Böyle bir zorunluluğum size, yok. Gerçekten açıkça söyleyeyim yani. Şahit, merhabasını kabul etmedim yani. Sonra, etki koydum. Ben burada üzüldüm. Niye üzüldün? Gerçekten üzüldüm. Niye? Çünkü bence sonuçta, verdiniz siz ya, puanları hayır, üzüldün. Puanı ya. Ya verdiniz puanları üzüldüm. Şuna üzüldüm ya. Sadece Zuhal Hanım. Sonuçta haftanın ilk günü belki ben arkadaşlarımın da kaderini etkileyeceğim. Ben o yüzden sildim. Neden? Çünkü ben beğendim ama ya içinden büyük parça çıktı. Istedim. Kocaman parça değil o sarımsak. İyi de sarımsak, sarımsak parça değil mi? Pardon plastik şişe kapağı mı yani. Ama Zuhal Hanım sonuçta ben bunu gösteriyorum. Arkadaşlar bakın bu dövülen bir şey. Sen ondan mı puan kırdın? Sarımsak çıktı. Gerçekten dedim ki haklarını yemeyeyim. Eğer gerçekten. Zaten taneli bir çorba Zuhal Hanım. İçinden sarımsak da çıkabilir, buğday da çıkabilir. Zaten taneli bir çorba bu. Tamam da bu kadar kafam kadar da sarımsak neyse, çıkmasın. Neyse bakacağız. Hayır bakacağız. Sizin bana karşı tavrınız hiç bakacağız, güzel değil. Ben bakacağız. Hiç beğenmiyorum. Çok bakalım. Bana karşı agresif. Gerçekten bakalım. Ben anlamadım. Sana karşı. Bilmiyorum agresif. Benim genel yaklaşım. Tavrım bu. Sizin alakalı. Öyleyim biraz agresifim evet. Dedi zaten. Evet. Hayır ya mesela diğer arkadaşlarımıza niye bu kadar agresif? Demek ki. Bana sana karşı özel bir agresif değil mi? Şahsi olarak agresif davranıyor. Allah Allah nereden çıktı? Süreçte giriyoruz. Yok ben dediğim gibi genel tavrım bu. Genel tavrım biraz sert geçirdim diyor. Kurmam. Hadi yiyin kreplerinizi. Pardon. Bakın anlarsınız. Neslihan Hanım. Hani ben yanından geçince yüzüne bakınca hiç böyle görmeden geçip gitti şey yaptı. Ya tabii burası bir yarışma programı ama bunu dışarıya taşıyıp böyle agresif davranmak veya böyle insanları terslemek normal bir şey değil. Neslihan Hanım hızlı bir şekilde masasını toparladıktan sonra eşyalarını alıp çıktı. Ben selam verme gereksinimi duymadım. Kendisinden de öyle bir şey beklemedim. İlk günün yarışmacısıydı, stresliydi. Bu konuda ona yüklenmek istemiyorum. Evet, bu sefer seninle başlayalım Nurgül. Anlat bize beşamel soslu mantarlı krebi. Aynen. Arasıcı. Sunum şimdi, nasıl tabaklama, porsiyonlama? Sunumunu hiç beğenmedim. Ben öncesinde bir şey söyleyebilir tabii miyim? Tabii ki. Yani keşke Muratcan Bey gözlüğü dün değil de bugün bu masada keşke getirseydi. Ya. En azından hanımefendi domates de olsa doğrayıp koymuştu tabağına. Görsellik yok, bence güzel. Hoş değil. İbrahim Bey siz dün şimdi, yok çıkarın dediniz, şey yapın dediniz. Ben de dedim belki rahatsız oldular, dünkü getirmedim. Dünkü masada çıkarılmalıydı evet. Ama hayır, takabilirdiniz. Hayır. Şimdi bir saniye. Bugünkü masada çift kat takmalıydı da işte. Şimdi bu... Bu beşamel soslu mantarlı krep. Evet. Şimdi bu... Yufka değil.
Tamam. Milföy değil. Krep zaten yapılmış da olmaz. Şimdi krebi tutturmak öyle her yiğidin harcı değildir. Ben sürekli yapıyorum. Nasıl yani? Şimdi göreceğiz sizin gününüzde ve göreceğiz bakalım nasıl olmuş. Dünkü Neslihan Hanım gibi şimdi, tehditler başladı ama. Şimdi yok yok, olabilir. Tehditler ya, değil. Siz de beni eleştireceksiniz tabii hakkını ki. Ver, eğer bu bir yarışma. Hakkını vermezseniz sizin menünüzde de ben sizin hakkınızı vermem. Ama indirelim o zaman bıçağı da bana doğru. Yok, relax. Şimdi benim bak, şu an burada ben buna yemek vermişim. Daha bir şey demedi ki kimse. Ha. Daha bir şey demedik, hemen hücuma geçtiniz. Hanımefendinin mumbarıyla kıyaslama yapıyor. Evet. Siz zeytinyağlı dolma çok kolay. Onu kolay. Ben suya basarım. Zuhal Hanım. Yemin kolay. Ediyorum kuru dolmayı getirin bana, suya ben basarsınız. Onu içine doldurayım. Suya basarsınız. Eğer doldurmazsam o zaman konuşun bana. Eminim doldurursun. Kuru dolma suya mı basılıyor? Kaynar suya basılmıyor mu? Şey, biraz kaynatıyor. Şoklanmıyor mu? Yani şoklanıyor. Ya evet, bir şey soracağım da krep yapmanın nesi zor peki? Yani hani her krep yapılıyor. Kuru dolma basılmıyor. Ya krep tamam, yapılıyor. Okay. Bunun başı mesosu var. İki. Tamam. Bir de bunun mantarı var. Mantarı var. Mantar sotu 3. Tamam. Doğru. 3 aşamadan geçti. Dünkü biber de ilk önce haşlanıyor, yumuşatılıyor. Evet. Sonradan iç pilav hazırlanıyor. Neye dünkü biber haşlanıyor? Patlıcanla biberi kuru patlıcanı nasıl yapıyor? Evet. Sert mi yapıyor? Ne ya? Aa, hazır kurutulmuş. Siz kurutulmuş ürünü anlamadınız. Bir dakika. Siz anlamıyorsunuz. Şimdi anlamadım. Bakın. Siz bizim önümüze hatta hamur olmuş bir kreple. Ne hamur olmuş? Kreple geliyorsunuz içi. Beşamel sosu beşamel yok. Sos yok zaten. Ben bunu kaşar peyniri zannettim direktmen. Onu söyleyeyim size. Geliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki patlıcan hazır zaten. Ne yapayım ben size patlıcanı oyayım dışarıda kurutayım öyle mi haşlayayım? Hay ya? Ağzına sağlık ya. Ben anlamıyorum sizi. Ha, yani anlaştık. Peki mumbar kolay mı? Mumbar. Ya mumbarı ne yapmış Allah aşkına? Ne yapmış doğru ya? Ya siz gerçekten... Ya siz kurutulmuş mumbarım. Ben seçeyim mi? Alın hazır mumbarı. Yani tabii içine mumbarı getirdin. Doğru, doğru. Ya. Eğer siz benim bu menümle kendi menünüzle kıyaslama yapıyorsanız benim menüm sizin oha, menünüzle ağır basar. Size bir şey mi? Size bir şey diyeyim mi? Bunu herkes boşuna, izleyecek. Boşuna hiç uğraşmayın. Bunu herkes izleyecek. Bunu herkes izleyecek. Halk da izleyecek. Enteresan. Ve herkes gülecek biliyor musunuz? Yapmayın böyle şeyleri. Peki nasıl olmuş krep? Yorumumu bitirmedim. Zuhal Hanım. Sen mi başlamıştın? Tabii başlamıştım. Evet. Pardon. Girince, pardon. Şey, Sevda öyle bir girdi ki araya. Evet. Evet. Mantarlar kararmış. Ve krebe de rengi geçmiş. Hı. Beşamel sos zaten hiç yok. Tutturamamış mı krebi? Yok tutturamamış. Aa. Evet. Tutturamamışım ya. Tutturamam ya. Lezzet hiç yok. Tamam. Aa tutturamamışım. Yaz bir kenara. Tamam. Ne oldu defterin nerede? Yaz bunu da bir kenara. Yok yok tamam. Evet tutturamamışım. Başka... Güzel olmamış. Gerçekten tamam, güzel olmamış. Ha. Tamam çorba da güzel olmamış. Ara sıcak da güzel olmamış. Aa, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi İbrahim'e hadi. Geçelim bakalım. Hadi İbrahim. Hadi bakalım. Hadi krebi bakalım. Tutturamamış demesine katılmıyorum. Benim önümdeki krep gayet inceliği vesaire okey. Ya. Ben tadını tuzunu da beğendim. He sadece ya. Dediğim gibi şunu ya, kabul edin. Nasıl? Şunu kabul edin. Neyi nasıl? Beşamel sosu nerede? Kupkuru. Beşamel sostan bahsetmiyorum neresinde? Şu an. Mesela kupkuru. Tamam ince olabilir. Ama sonuçta beşamel sos buna tat veriyor. Tat nasıl olacak? Beşamel sostan bahsetmiyorum şu an. Yaptığınız neydi bunun adı? Krep. Krebi ben beğendim açıkçası. Ya. Yani gayet tuz oranı vesaire inceliği benim hoşuma gitti açıkçası. Şunu kabul edin beşamel sos içerisinde yok denecek kadar beşamel az. Beşamel sosu mantarların... koydum İbrahim Bey. Koymuşsunuzdur. Koydum. Kaşar yani koymalısınız koydum da zaten. Efendim. Ama bence yetersiz gelmiş. Mantarların büyüklüğü ama de bence. Ama fazla konulmuş olsaydı ıslak olacaktı İbrahim tamam, Bey. Islak olacaktı ama şu anda islak yok denecek kadar güzel çok olmazdı. Az. Güzel olmaz İbrahim Bey. Siz bunu savunursunuz ama bence öyle değil. Mantarlar boyut olarak büyük ve dediğim gibi sunum bazında eksik geldi bana. Peki. Hı. Neslihan? Zuhal Hanım sözüm kesilmezse ben öncelikle. Tabii ki. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere sunum yok. En başta ben bunu söyleyeyim. Hı. Yani. İşte bakın ikide iç sıfır şuraya. Şimdi. Siz bana dediniz dün. Hı. Hani bakın görüyorsunuz. Sizi burayı görüyorum. Şimdi. Evet. Buraya bir şey bir şey yapılabilirdi anladınız. Bir ben orta bulmuştum bak bir dakika sözüm var. Kesilmeyebilir mi? Abi. Bir dakika ben hiç sevmem sözümü kesilmesini. Tabii tabii. Ben krep konusunda İbrahim'e katılmıyorum. İbrahim'cim kusura bakma. Estağfurullah. Hamur. Arkadaşlar buraya yarışma yok. Kusurluk falan bir şey yok. Hayır katılmıyorum dediğim için kusura hayır, bakmayın öyle özür dedim. Özür dileme kusurluk bir şey yok. Sizden de kusura bakmayın derim önemli değil. Ama siz bir şey neden bu kadar agresif yaşıyorsunuz? Siz bir karışmayın. Neden? Neden bana bu tavrını? Şunu söyleyeyim. Sanki bana aşık ya gerçekten diyorum. Aa!
Böyle geliyor böyle. Bak bunu bizim ailelerimiz izliyor. Ya, bu tarz yorumları hiç sevmem. Hiç sevmem. O zaman bana öyle bir daha bir şekilde bana kötü kaldırmam böyle şeyleri. Agresif olmayın. Hiç aşık olunca mı kötü davranılır insanı? Ya sanki ayrılmışız bir şey olmuş bana böyle agresif yaklaşıyor. Aa nereden nereye bağladın sen? Nasıl getirdin konuyu ya, oraya? Ya burada bir sürü insan bak, izliyor. Benim arkadaşlarım benim ve ailem izliyor bunu lütfen. Kendine gelir misin?